Merhaba, ben Mehmet Durdu, 26 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Aşçılık kariyerim biraz ilginç bir şekilde başladı. Üniversite zamanlarındayken tez danışmanımın beni iyi yemek yapmamdan dolayı biraz mutfağa itmesiyle başladı aslında. İlk gazı ondan aldım. Bir süre sektörde eğitimsiz bir şekilde çalıştım. Komi olarak çalıştım birkaç yerde, ardından birkaç yerde pozisyon olarak da çalıştım. Sonrasında bu konu hakkında biraz daha kendimi geliştirip eğitim alma kararını aldıktan sonra Le Cordon Bleu Paris'te eğitim aldım. Şu anda da Sarıyer'de bulunan biraz daha üst segment müşteri profiline sahip bir restoranda mutfak şefliği yapıyorum. Türkiye'deyiz ve bazı şeyler aşırı standart. Bizim kültürümüzde yemek bir kere tabu gibi ve bunun dışına çok fazla çıkılmıyor. Bunun dışına çıkabilme fırsatı bulduğunuzda işte siz o zaman yükseliyorsunuz. Belki de marka haline bile gelebilirsiniz. Bunlar ileriki kariyer planları tabii ki ama olmayacak diye bir şey yok. Ben her zaman buna inandım ve bu şekilde çalıştım. Hizmet sektörü aslında farklı bir sektör. Sadece mutfak değil, diğer sektör, yani hizmet sektöründeki diğer dallar da aynı. Stresi çok, insanlar sizden beklentileri çok. Özellikle üst segment işler yaptığınızda geldiğinizde verilen paralar ortada, istenilenler ortada. Biraz aslında orada gelen misafiri sadece damak olarak değil, şımartmanız da lazım. Sunumlarınızla, renklerinizle, kullandığınız materyalle. Bunların tümüne baktığımızda iş yükü ağır bir iş. İş yükü ağır olan bir meslek demek belki daha doğru olur. Ama kendinizi bir yerde gördüğünüzde de bence gayet eğlenceli. İyi bir aşçının sahip olması gereken bence bir sürü özellik var. Bir, baskı ve stres altında çalışabilmek. İkincisi, uzun saatler boyunca ilk saatlerdeki azmini kaybetmeden çalışmaya devam etmek. Üç, kriz yönetimi, ki bu çok önemli. Anında sonuç üretebilmek, biraz daha analitik düşünmek. Belki bu benim kendi karakterimden kaynaklı, aldığım eğitimden, fizik mezunu olmamdan kaynaklı. Doğru analiz, doğru karar. Bu çok önemli. Türkiye'deki gastronomi alanının son yaklaşık 5 ila 6 senedir bu denli ivmeli şekilde büyümesinin en büyük faktörü bence sosyal medya. Biraz dışarıdan görünen hayat aslında daha şaşalı, daha hareketli, daha böyle boyalı görünüyor ama aslında içi öyle değil. İyi eğitimler alıp, işte iyi paralar yatırıp, ki bu iş çok uygun bir iş değil, iyi bir yerde eğitim almak istiyorsanız ya da üniversitelerde de gastronomi bölümleri de ucuzluk bölümler değil çünkü yemek yapıyoruz, malzeme kullanıyoruz. Buna bir yatırım yapılıyor fakat sonrasında aslında beklenilen hayat yani onunla karşılaşılmadığında da geri dönüşler oluyor. Ben bunun biraz acı bir son olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim bence bu mesleği seçecek olanlara vereceğim tavsiye, eğitim almadan önce gidin alaylı bir şekilde, ki bu mutfakta odur, işte mektepli alaylı çalışma çatışması, gidin bir yerde çalışın, komilik yapın, çöp dökün, ızgarayı izleyin. Mutfağa siz uygun musunuz, değil misiniz? Bence önce buna bakın. Çünkü her karakter bence mutfağa uygun değil. Benim de hala yontmaya çalıştığım yanlarım var, uydurmaya çalıştığım yanlarım var ve bence bu süreç devam edecek kariyerim boyunca. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenip, yeni bir şey görüyorum. Biraz aslında mutfakların da işe alım sürecinden de bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar olan süreçte CV bu kadar popüler değildi. Bolulu ustalarımızın çevreleri vardı, saygı duyuyorum. Biraz daha el altından dönüyordu bu iş paslama olayı. Artık mekanlar butikleştikçe ve eğitim alan kişiler de biraz daha kültür eğitim seviyeleri yükseldikçe iş biraz daha farklılaşmaya başladı. Nasıl? Bir CV hazırlıyorsunuz, bir portfolyo hazırlıyorsunuz. Onun dışında tabii ki de tecrübeleriniz, sadece eğitiminiz yetmiyor ve sizin ne kadar süre nerede çalıştığınız, hangi pozisyonlarda neleri yaptığınız, bunlar çok önemli noktalar. Bunlara dikkat ediliyor. O yüzden aslında en başına dönecek olursak sabır buradan geliyor. Sabır ettiğinizde siz o CV'yi kabartabiliyorsunuz, o referansları çoğaltabiliyorsunuz. Bence kısa süreli işlerdense biraz daha kalıcı ve uzun süreli işler sizin için daha iyi referanslar olacaktır. İstanbul Üniversitesi Matematik
bölümü öğrencisiyken aşçı olmaya karar verdim. Yaklaşık 8,5-9 senedir aşçılık yapıyorum. Cihangir'de bir restoranın mutfak şefliğini üstleniyorum. Ailem destek vermediği için dedim ki ben ayaklarımın üzerinde kendim duracağım. Bir kadın olarak mutfakta olmak da çok zor bu arada. Ve gerçekten dişli olmak gerekiyor biraz. Eğer kadınsan daha da dişli olmak gerekiyor. Çünkü mutfakta erkek egemen. Evet anneler yemek yapıyor ama mutfaklarda erkekler egemen. Yani ben buradayım demek için çok fazla uğraştım. Eve gittim, ağladım. Mutfak sert bir yer. Öyle okullardaki gösterildi ki, hani bugün yemeğimizi yapalım. Evet, temizliğimizi yaptık. Hani böyle değil mutfak yani. Giriyorsun, yanıyorsun, pişiyorsun ama canım yandı, yandım, ettim. Yok. Ben biraz erken mutfak şefi oldum. Yani bunu herkes söyler. Merdivenleri teker teker değil de üçer beşer tırmandın Özlem diye. Çok zorladım. Yani oturdum ağladım. Erkeklerin yanında sürekli çalışmak da beni çok zorladı. Bir baktım ben de erkekleşmeye başlıyorum sonrasında. Yani tavırlarım, hareketlerim, sözümü geçirmek için artık sertleşmeye başladım. Evet. Şu an bildiğim kadarıyla 35 bin lira civarında aşçılık okullarının fiyatı. Yüksek mevlalar. Ama yani buna durumu olmayan insanların da illa okuldan mezun olması gerektiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Yani sürekli çalışmak, tecrübe çok daha fazla önemli. Çünkü yanıma aldığım elemanlarda gördüğüm kadarıyla okullardan gelenlerde de çok bir şey fark etmiyor. En önemli olan mutfakta pişmek. Bir sınıf 25 kişi mezun veriyorsa 25 kişinin 25'i de aşçılık yapmıyor. Yani benim okuduğum sınıfta sanırım 16 kişilik 6 kişi şu an bir işi yapıyor. Onu da yapmıyor. Bir sene sonunda herkes pes ediyor. Bazen çok ışıltılı dünyasını görüyor çünkü insanlar. Yani filmlerde çok önem veriliyor bu meslek. Evet, o paralar kazanılıyor mu? Doğru, kazanılıyor. Kazananlar var. Ama bu 4 saat çalışayım, 6 saat gezeyim değil. Yani o parayı kazanan insanlar dişiyle tırnağıyla o yerlere geliyor. Bir anda olmuyor hiçbir şey. Yani tecrübe istiyor. Herkes tecrübe istiyor. Aslında evet aşçılıkta para var ama bu söylediğim gibi serüveninize bağlı, kim olduğunuza bağlı, ne sunduğunuza bağlı. Eğer iyi paralar kazanmak istiyorsanız bence ilk önce kendinizi geliştirmek ve dünyayı takip etmekten başlayın. Bu sizin misyonunuzu ve vizyonunuzu genişletecek bir faktör çünkü. Tek tavsiyem bence araştırmacı olun, yaratıcı olun ve o zaman para size gelecek zaten. Aslında en çok merak edilen kısma geldik. Aşçılar falan ne kadar kazanıyor? Bu bir süreç. Siz okulu bitirdiniz ya da işte mutfağa girdiniz. Direkt öyle uçan paralar bir yer. Kimse yok. Kimse çünkü parasını sokağa atmak istemiyor. En önemli nokta siz karşı tarafa ne veriyorsunuz? Mutfakta bir hiyerarşi var. Genel olarak restoranlarda, otellerde, dünyada genel bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşik düzenden biraz bahsedecek olursak eğer steward dediğimiz bulaşık kısmından başlıyor. Ardından eğer o işletmenin varsa stajyerleri, ardından komi 1, komi 2 geliyor. Sonrasında dömi şefler var. Dömi şeflerin üstünde şef de partiler yani kısımdan sorumlu şefler var. Ardından su şefler var ki su şefler bütün mutfağın koordinasyonundan sahip. Onun üstünde de eksekutif ya da mutfak şefi dediğimiz pozisyon geliyor ki eksekutif şef dediğimiz kişi de mutfak şefi de mutfağın aslında ana karakteri, kendini yansıtan kişi demek oluyor. Böyle kabaca bir bakacak olursak da eğer maaş skalasına en alttan en üste kadar, en üste gelmeyelim, su şefe kadar gelelim. Çünkü o bayağı bir değişkenlik gösterebiliyor. En alttan su şefe kadar bir 1500 TL ile bir işte 8.000-7.000 arasında değişen bir skaladan bahsedebiliriz. Ama bu tamamıyla sizin kabiliyetlerinize, sizin referanslarınıza ve sizin kim olduğunuza göre değişkenlik gösteriyor. Sarıyer'de bulunan daha üst segment müşteri profiline sahip bir mekanda çalışmaktayım. Asıl soru kaç para kazandığımız ya, onunla gelecek olursak benim üzerimden şu anki pozisyonum gereği
7,5-8 bin TL arasında değişen bir maaşım var. Tabii bunun içine danışmanlıklar dahil değil. Eğer freelance olarak dışarıda da bir danışmanlık veriyorsanız o da bu işin cabası. Eğer siz de kimler, hangi şekillerde hedeflerine, hayallerine ulaştığını merak ediyorsanız Para Nerede kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşçılıkta para var mı? Var. Ama bu bir yanda kazanılan bir para değil. Açıkça söylemek gerekirse ilk girdiğinizde kazanacağınız paralar askeri ücret. Genç olan arkadaşlara söyleyeceğim, ilk zamanlar kazanmayacaksınız bu paraları. Yani en az bir 5 senesi var. Sektördeki en ünlü şefler evet çok güzel paralar kazanıyor ama onlara da bir soru sorulursa neler çektiklerini söylediklerini evet gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Şu an kazandığım paralar, yani ben çok büyük bir dükkanın mutfak şefliğini yapmıyorum ama Cihangir'in göbeğinde güzel bir restoranın mutfak şefliğini yapıyorum. Benim kazandığım para 6-7 bin lira arası, böyle söyleyebilirim ama bunu kazanmak için gerçekten çabaladım. Paranın nasıl kazanıldığını öğrenmek istiyorsanız Para Nerede kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.